Sevgili seyirciler, Üniversitemiz Fırat'ta yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün önemli bir konukla birlikte olacağız. Yalnız ondan önce kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz iletişim ve teknoloji çağındayız. İletişim ve teknoloji çağının en ilerisindeyiz. Daha doğrusu ileri teknoloji çağındayız ve dijital çağdayız. Bunun tamamını anlatmak için veya buna destek veren birimleri, özellikle üniversitelerde ki mühendislik alanlarında buna destek veren birimlerin biri de teknokentler. Yani teknokent, teknopark kavramlarını konuşacağız. Stüdyo konuğumuz kim? Stüdyo konuğumuz Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Erhan Akın Hocam. Hocam programımıza, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Güzel bir giriş yaptınız. Uzun süredir bir program yapmamıştık. Daha önceden yapmıştık ama bugün görüyorum ki Teknokent'te çok büyük bir ivme var. İnovasyon var. Öyle diyelim. Yeni kavramlardan biri de inovasyon. Çok fazla hareketlilik var. Bu hareketlilik tabii canlı yaşayanlardan biri de biziz. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Teknoloji altyapısıyla birlikte konuşalım dedim bu programda. Evet hocam. Önce teknokent kavramı nedir? Teknopark, teknokent kavramı nedir? Ve neler yapıyorsunuz? Evet, tekrar merhaba diyerek Merhaba. başlayayım. Teknopark ya da bilim vadisi veya bir başka adlandırmayla teknokentler esasında birbirine çok yakın ama farklılıklar içeren kavramlar. Dünyada teknopark kavramına karşılık gelen ilk yapılanma Silikon Vadisi'nde ortaya çıkıyor. Silikon Vadisi'ndeki ortaya çıkan yapılanma esasında orada yetişmiş insan kaynağının geliştirdikleri bir ortamla ilgili ve doğal bir teknopark olarak adlandırılıyor. Daha sonra Silikon Vadisi'ndeki bu başarı hikayesini gören ülkeler başka yerlerde, kendi eyaletlerinde, kendi şehirlerinde teknoparklar kurmaya çalışıyorlar. Bizde de 90'lı yıllarda bu faaliyetler başlıyor. Bizde de doğal olmayan yapay teknoparklar kurulması suretiyle gelişme oluyor. İlk çalışmalar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde oluyor. Bunlar 91-92 yılında. Aynı zamanda bu sıralarda kanun çalışmaları da başlıyor. Ve ilk teknopark Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kuruluyor. Ondan sonra Türkiye'de şu anda 85 civarında Teknokent var. başvurusu tamamlanmış teknopark var. Bunlardan 66 tanesi faal. Bu 66 teknoparkta yaklaşık 6 bin tane firma var. Bu 6 bin firmaya denk gelen yaklaşık 50 binden fazla araştırmacı var. İçinde bulunduğumuz 2018, 2019, 2020 yıllarını değerlendirecek olursak Türkiye ilk kere özel sektör Ar-Ge personeli sayısı kamudaki Ar-Ge personeli sayısını geçti. Artık özel sektörde çalışan insanlar araştırma geliştirme yaparak kamudaki diğer bütün araştırma geliştirme faaliyetlerinin önünde bulunuyorlar. Harcamalar itibariyle bir denklik var ama yakında bu denkliğin de bozulacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla teknopark evreninde esasında şöyle bir açıklamayı yapmakta yarar var. Bizim kanunumuzda teknoloji geliştirme bölgeleri kavramı var. Nasıl organize sanayi bölgeleri kavramı varsa teknoloji geliştirme bölgeleri kavramı teknoparklar, teknokentler ve bilim parkları yerine kullanılıyor. Tam literatürdeki karşılığına baktığınızda bir üniversiteye bağlı olarak kurulan bu tür yapılara bilim parkı diyoruz. Bir üniversitenin etkin olduğu yapıya bilim parkı diyoruz. Sanayinin içerisinde kurulmuş, yapılanmış yapılara teknopark diyoruz. Eğer Silikon Vadisi gibi, Sofya Antropolis gibi yerlerde kurulan şehir boyutuna doğru genişlemiş olanlarına da teknokent diyoruz. Ama yaygın olarak Türkiye'de bu kent kavramıyla beraber herkes teknokent deme eğiliminde. Üniversite ağırlığı olmayan Türkiye'de 4 tane teknopark var.
Diğerlerinin tamamı bilim parkı pozisyonunda. Üniversiteyle işbirliğinde. Kanun zaten üniversiteyle işbirliği olmadan bir teknoloji geliştirme bölgesinin kurulmasına izin vermiyor. Evet. Peki bu diğer dört taneyi hangi sınıfa sokuyoruz? Onlarda da %1 oranında, %2 oranında üniversite katkısı var ama yönetimde aktif değiller. Dolayısıyla onların yapıları farklı genel olarak. Yani şunu anlıyorum hocam, yönetim üniversitenin elemanlarıyla devam ediyor. Bütün çalışmalar üniversiteyle, işbirliğiyle devam ediyor. Yöneticiler de sizler gibi hocalarımız. Şöyle esasında, şimdi üniversitelerin aktif olduğu teknoparkların bir kısmında hala benim gibi üniversiteden akademisyenler var. Evet. Ama gelişme sürecini tamamlamış, geliri olgunlaşmış teknoparklarda, kâr eden teknoparklarda hep profesyonel yöneticiler devrede oluyor. Yani evet, tüm zamanını bu işe ayıran, belirli bir nitelikte olan. Evet. Biz de CEO gibi. Biz de neredeyse Türkiye'de en uzun süre görev yapmış genel müdürlerden biri olarak ben görünüyorum. Evet. Bu da hani belli bir birikimin oluşmasına izin verdi. Evet. Birçok üniversitenin etkin olduğu teknoparkta yöneticiler çok hızlı değiştiği için hızla atılan adımlardan geriye geldiler. Tekrar aynı noktaya ulaşmak için çaba sarf ettiler. Biz bunu çok şükür yaşamadık. Siz uzmanlaşmışsınız hocam. Yani belli bu konuda bir birikim oluşuyor zaman içerisinde. Kesinlikle. Evet. Çünkü her şeye vakıf olmanız önünüzü de görmenize neden oluyor. Planlıyorsunuz. Tabii yani, birkaç yıllık plan yapabiliyorsunuz. Evet. Ona göre adımlar atıyorsunuz. Evet. Ve bu adımların semeresini de alabiliyorsunuz. Somut değerler olunca insanlara verilen tabii kıymet de artıyor hocam. Evet. Üniversitemizin gelişmesinin bir tek şeyi de biliyorsunuz, URAP ve değişik derecelendirme kurumlarının sonucunda mensik alanında mesela biz 5.'yiz hocam. Evet. Türkiye çapında bu kolay bir şey değil. Ama bu yapılan somut delillerin ve bilime dair bütün atıfların üniversitemizin derecesini yükselttiğini biliyoruz. Bunun evet. Burada tabii fakülte içerisinde çalışan kesinlikle araştırmacı hocalarımızın çok büyük katkıları var. Evet. Biz onları destekleyen bir başka fazı yönetiyoruz. Evet. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Özellikle girişimciliğin gelişmesi konusunda evet, faaliyetlere yoğunlaşıyoruz. Şimdi önümüzdeki 10'lu yıllarda bu yapay zeka çağı, sosyal medyanın bu kadar aktif evet, olması, dijital teknoloji, artık dijital dönüşümün yaşandığı bu dönemde bir de üniversite dönüşümü yaşayacağız. Evet. Kesinlikle hocam. Yani bizim şimdi 200 yıl öncesinden gelen üniversite tanımımız artık devletlerin bir 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra ben bu parayı bu üniversiteye niye veriyorum? Kendi istediklerini yapsınlar diye mi veriyorum? Evet. Yoksa bir sorunu çözmek üzere mi bu parayı veriyorum? Bu kişilerin sanayiyle, toplumla olan ilişkileri, biliyorsunuz Endüstri 4.0 Almanların çıkarttığı bir terminoloji. Evet. Toplum 5.0'da Japonların bu Endüstri 4.0 toplumundaki yapıyı öngören, orada insanların nasıl davranması gerektiğini öngören evet, bir terminoloji de Japonya'dan geliyor. İşte bu koşullar altında nasıl hareket edecek, üniversiteler nerede yerleşecekler ve nasıl çalışacaklar? Soru şu, evet, eğer siz insanların yararına çözümler üreten ve ürettiğiniz çözümler hızla faydaya dönüşmeyen bir konumdaysanız, ki bu teknoparkları da tanımlıyor esasında, evet, o zaman size kamu kaynakları akmayacak. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız demişti, yani hatırlıyorum ben ya haberlerde de, üniversiteler ne iş yapar? TÜBİTAK yıllarca bir sürü para verdi. Somut deliller nerede? Yani ülkenin gelişmesine katkı payı olacak ürünler nerede demişti. Evet. Daha sonra savunma sanayiye verdiği destekte özellikle üniversitelerde çalıştılar hocam. Bugün biliyorsunuz kötü komşu bizi ev sahibi yaptırdı diyelim. İHA'ları, SİHA'ları bugün ihraç edecek seviyeye geldik. Bu somut olunca diğer bilim dallarında üretilen birçok makinanın, tesisatın bilim adına yapılan özellikle ülkenin ülkeye katkı payı sağlayacak üretim yapan birçok sanayinin gelişmesine neden oldu. Sanayi üniversite ilişkileri de bu şekilde ilerlemeye başladı. Mesela ben
sanayicilerin bir fabrika kurdukları zaman gelip tanıştığı hocalarımızı biliyoruz. İşte bu böyle bir şey olmaya başladı. Dediğiniz gibi devletin desteği, sizi ne yapacaksınız, evet, ne üreteceksiniz diye size ancak o katkıda bulunuyor. TÜBİTAK bugün parayı onun için veriyor, sonucunu da bekliyor hocam. Bir Öyle mi? önce verdiği Evet. projeden Evet. eğer satış yapmamışsanız sizi olumlu değerlendirmiyor. Evet. Artık ARDEP'lerde de yani bilim adamlarının yaptığı projelerde de somut çıktılar elde edilmemişse Evet. oradan da bir miktar eksik not alıyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla artık herkes çıktı odaklı, bir de etki odaklı. Yani ne tür bir etki yapıyorsunuz topluma? Ne tür bir çıktınız var? Burada tabii bu üniversite ne iş yapıyor sorusunun Evet. çok iyi anlaşılmayan noktalardan bir tanesi şu. Onu da altını çizmek lazım. Üniversite entelektüel birikim üretiyor, bilgi birikimi üretiyor. Ama sizin bilgiye olan talebiniz Yoksa. yoksa o zaman ürettiğimiz karşılıksız kalıyor. Bilgi eşittir para. Evet. Şu yabancıların söylediği buydu hocam. Bilgi eşittir para. Sizin dediğiniz bilgi üretiyorsunuz. O bilgiyi satın almıyorlar. Yani Evet. veya o bilgiyle ilgilenmiyorlar. İlgilenmeyince bu şeye dönüşmüyor hocam. Üretime ve paraya dönüşmüyor. Ben sizinle bir konuyu paylaşmak isterim. Buyurun. Geçen 2018'in Aralık ayındaydı. Bir İsviçre Bankası'nın İstanbul'da 2019 yılını değerlendirdiği bir toplantıya katılmıştım. Evet. O toplantıda ülkelerin ekonomik durumları gündeme geldi. İtalya'nın o zaman ekonomik konusunda bir takım sıkıntıları vardı. İtalya konusu kendisine soruldu. Bir önemli bir uzmandı konuşmacı. Dedi ki İtalya'daki büyük anneler, grand mamalar kendi servetlerinin dörtte birini satarsa İtalyan devletinin hiç borcu kalmaz. Evet. Birikime bakın. Evet. Buna karşın Türkiye için böyle bir şeyin söylenmesi mümkün değil çünkü birikim yok. Belki konu dışı ama biz sömürmeyi bilmediğimiz için böyle Üretmek. bir tasarruf da yapamamışız. Bu peki üniversite sanayi işbirliği teknoparklarla nereden ilişkili diyeceksiniz. Eğer sizin tasarrufunuz, birikiminiz, sermayeniz, servetiniz varsa entelektüel birikim için, temel bilimler için, mühendislik araştırmalar için daha çok kaynak ayırabilirsiniz. Evet. Türkiye'nin sıkıntısı aynı anda birçok şeyi başarmak zorunda olması ve başkasından, başka ülkelerin kaynaklarından arakladığı bir ya para kaynağına sahip olmaması. Bu bizim doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü gösteriyor ama dünya üzerinde de herkes bizi kendisi gibi zannediyor, yanlış anlıyorlar. Bu biraz da böyle garip bir dış değerlendirme oldu ama. Kesinlikle hocam. Hocam Teknokent dedik artık. Evet. Binamız 2009'da sanırım faaliyete geçmişti değil mi? 2009'da faaliyete geçtik. Evet. Orada iki tane binamız var. Bu binada neler var hocam? Neler yapıyorsunuz? Bu tabii ki birimler mutlaka var Evet. orada. İlk aşamaları neler? Mesela ben diyelim ki bir projeyi sundum size. Neler yapmam gerekiyor? Şimdi önce şunu söylemek lazım. Esasında oranın biraz altını çizmek lazım. Biz 10 yaşını geçtik. Evet. Teknoparklarla ilgili şöyle bir değerlendirme dünyada genel kabul görür. Bir teknoparkın olgunlaşması için 10 yıla ihtiyacı vardır. Biz 10 yılımızı devirdik Evet. çok şükür. Teknoparktaki bir firmanın da başarılı olabilmesi için 5 yılın üstünde kalmış olması gerekiyor. Bizde de neredeyse %50 oranında 5 yılı geçmiş firmalarımız oldu. Evet. Dolayısıyla belirli bir olgunlukta bir teknoparkı temsil ediyoruz. Mekan olarak, fiziksel mekan olarak Türkiye ortalamasının çok üstünde bir büyüklüğe Evet. sahibiz. Yani en yakınımızdaki birçok teknoparka bakarsanız bizim büyüklüğümüz onlardan daha fazla. Ben hep şunu altını çizerek söylüyorum. Biz bütün bu işleri 400 bin liralık bir sermaye ile becerdik. Toplam nakdi sermayemiz 400 bin liraydı. Evet. Bu çok önemli bir konu. En yakınımızdaki teknoparkların kullandıkları sermaye miktarları araştırılırsa bizim 20 ile 30 katımız arasında sermayeler kullandıkları hissedarlarından görülecek. Evet. Peki ne tür şeyler var? Bir, gururla söylenecek 70 civarında firmamız var. İlk zamanlar hocam 20 taneydi. Ben hatırlıyorum Evet, çekimlerimizde. 5 ile başladık. Evet.
adım adım attık. Her attığımız adım mantıklı olduğu için bakanlık tarafından da hiç geri gelmedik. Hiç geri dönmedik. Biz yıllardır, en az 6-7 yıldır bakanlıktan ödenek talebinde de bulunmadık. Çünkü önce kendi kendimize yetip ayakta durmayı öğrenmeliyiz. Kendi kapasitemiz eğer ihtiyaç duyarsa da yeni yatırımlara gitmeliyiz diye düşünüyoruz. Evet. Biz Avrupa Birliği bir projesi aldık biliyorsunuz. Bu yaklaşık 7 milyon avroluk bir şeydi. Evet. Bu 50 milyon liraya falan denk geliyor. KDV'siz konuştuğumuz için rakamlar esasında 50 milyon 58-60 milyon lira arası bir kaynak ve %100 hibe bu kaynak. O çerçevede Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Teknoloji Transfer Ofisi'ni 2008 yılında kurmayı planlamıştık. Evet. TÜBİTAK'ın üniversitelerde yaygınlaştırmaya çalıştığı Teknoloji Transfer Ofisleri 2013 yılından itibaren çağrıya çıktı. Yani biz ondan 5 yıl öncesinde böyle bir projelendirmeye sahibiz. Evet. Diğer taraftan bir kalibrasyon laboratuvarı altyapısı kurduk. İnşallah 2020 yılında kalibrasyon laboratuvarının bütün Doğu Anadolu'ya hizmet eder bir hale getireceğiz. Evet. Peki başka? Bunları destekleyen bir gençler için dijital üretim merkezi, evet, prototipleme merkezi, evet, FabLab kurduk. Evet. FabLab kullanımı hazır. Bir takım etkinliklerle artık üniversite öğrencilerinin orada faaliyette bulunmasını sağlayacağız. Çok önemli bir başka gelişme daha geliyor yakında. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle önemli bir girişimcilik merkezini yine Teknopark'ta ve üniversitede ortaklaşa kuracak. Bu bakımdan da çok önemli bir merkez olacağız. Bütün bunları söylerken şöyle bir araştırmanın sonucunu da söylemek isterim. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı TAP bu bölge için 2 yıl evvel bir araştırma projesi yaptı. Bölgesel Teknopark ve Bölgesel Teknoloji Transfer Ofisi kurulması şeklinde. Girişimcilik nerede? Teknoloji transfer ofisi nerede faal? Teknopark nerede faal? Hani bu bölgesel bir merkez kuralım diye. Bütün bunlarda bölge bembeyaz, bir tek renk oluşturan Elazığ'da. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar yani gurur verici. Çünkü sizin ilk yıllar daha tabii çekimler yapıyorduk o zaman. Evet. Haberlerini de yapıyorduk. O binalara her gün zaman zaman gittiğinizi inşaatken yine her gün gidiyorum. Evet, evet. Yani hatırlıyorum da bir de buradan tabii ki rahmetle anacağımız Profesör Doktor Nuri Olan hocamızı da. Onun da hayaliydi. Evet, hayaliydi. Hep o teknopark, teknokent söylerken bizim aklımıza bu bizim çocukların oynadığı park gibi bir şeyler geliyordu. Yani içinde böyle teknolojiye uygun yapılar, işte herkes gezecek, bak öyle bir şey yok. Nuri Hoca'nın anısını da biz kendi konferans salonumuzda yaşatıyoruz. Evet, biliyorum hocam. O her gittiğimizde görüyoruz ve rahmetle yad ediyoruz kesinlikle kendisini. Kesinlikle hocam, onun da büyük bir katkısı vardı ama bu devletin işi devamlılık esasına göre. Kesinlikle, evet. Ve işler de sizin sayenizde bugüne geldi. Bu FabLab'den bahsetmiştiniz hocam. Evet. Bunun bir kısmını ben görebiliyorum. Neden? Yeni jenerasyon hocalarımızın öğrencileri var. Bu hocalarımız tabii ki bunlara danışmanlık yaparak bazı projelerin destekleyip Teknofest'lerde yarışmalara giriyorlar. İşte herhalde bu kısımlarda da siz onlara destek veriyorsunuz. Evet, evet. Ve üniversitemizin tanıtımıyla ilgili çok büyük katkılarda bulunuyor. Bugün Teknofest'te birinci ve üçüncü olan biliyorsun UC, İbrahim hocamın ekibi. Evet. Atıklarda yapay zeka, evet, ve İlyas Somunkıran hocanın, evet, ekibi model derece uydu aldılar. Evet, Orhan Çakar hocanın ekibi önemli bir, evet, başarı gösterdi. Kesinlikle esasında. Hocam. Patente 5 tane civarında ödül aldık. Evet. Bizim bulunduğumuz bölgede 11 ödülle Fırat Üniversitesi ya da Elazığ, ama Elazığ'ı Fırat Üniversitesi temsil ediyor. Başka bir kurum yok. Evet. 11 ödülle açık ara en yakınımız 2 idi. Evet. Evet. Açık ara farklıydık. Ya bunlar Cumhurbaşkanı'nın elinden almak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ve bakanların elinden almak da çok elzem diye düşünüyorum hocam. Evet. Şimdi hocam Teknopark'ın içinde bir de benim patent bildiğim kadarıyla Teknoloji Transfer Ofisi'nin altında çalışmalar yapılıyor. Evet. Biz geçen 2019 yılında üniversitemizde de bir Fikri Sinayi Mülkiyet Hakları Komisyonumuz var. Halil Asar Hocam'ın başkanlığında. Evet.
bu komisyonda aldığımız kararlarla ciddi bir öğretim üyelerinin patentini destekleyen önemli bir yapı, kurum haline geldik. Evet. Fırat Üniversitesi çok komisyonda çok sıkıça değerlendirmeler yaparak hocalarımızın neredeyse %80'in üzerinde patentlerini hizmet buluşu olarak değerlendirdi. Ve 2019 sonuçlarına göre ön plana çıkacağımızı varsayıyoruz. Evet. Girişimcilik ve yenilikçilik endeksi var. Bu çok önemli bir konu. Şöyle de söylemek lazım. Hem üniversitenin hem teknoparkın performansını da bir şekilde ölçüyor. Girişimcilik, yenilikçilik endeksinde Fırat Üniversitesi endeksin yapıldığı günden itibaren hep ilk 50'nin içinde kaldı. Bu yıl da 34-36 arasında bir yere geldik. Yani 10 kademe civarında ilerledik. Bu da fevkalade büyük bir başarı. Bölgemizde neredeyse bütün süreç içerisinde ilk 50'de kalan üniversite yok. Kesinlikle hocam. Bir de hep mühendislik alanında ve bunun katkısıyla da genel anlamda Türkiye'de devlet üniversiteleri içerisinde 26. sıra, pardon 23. sıraya geldik. Evet, evet. Geçenki araştırmalarda da hocam 18. sıraya gelmişiz hocam. Yani ilk 18'de olmak ne kadar güzel bir şey. Bazı alanlarda da hocam Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İTÜ gibi üniversitelerden de öndeyiz hocam. Şimdi Yani bunlar demek ki tabii coğrafi konumlanmada bir dezavantajımız evet. var. Hani bazen söylüyoruz bazı toplantılarda Fırat'ı İstanbul'da bir konuma taşıyın. Evet. Etkisine bakın. Evet. Ankara'da bir konuma taşıyın, etkisine bakın. Evet. Elazığ'da olduğunuz zaman etkisi daha farklı oluyor. Evet, yani kesinlikle hocam. Öğrenci niteliği değişiyor. Öğrenci sayısı değişiyor. Gelen akademisyenin gelmek istekliliği değişiyor. Farklılıkları barındırma oranınız değişiyor. İşten beslenme oranlarınız değişiyor. Evet. Bir sürü faktör. Kaynakların gelişi bile coğrafi konuma göre farklılık gösteriyor. Bütün bunlara rağmen Fırat Üniversitesi eğer 20. sıralarda olmayı başarıyorsa bizim daha gelişmemiz gerektiğine inanmakla beraber bu sıraya bizim gelmemize sebep olan diğer büyük şehirdeki üniversitelerin düşünmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Yani demek ki bir büyük bir potansiyel var. Daha iyi yerlerde olabiliriz. Kesinlikle bu potansiyelle durmuyor yani. İnovatif diyelim, hareketli. Evet. Hani inovasyon kavramı da buradan geliyor sanırım hocam. Hocalarımız odalarında oturmuyor. Sürekli çalışıyor. Sürekli mesela ben sizi arıyorum. Odanızda yoksunuz. Ya Teknokent'tesiniz ya bir toplantıdasınız. Diğer hocalarımız da öyle. Yani sürekli bir hareketlilik var. Bir şeyler üretmenin, bir şeyler konuşmanın derdindesiniz. Yani onu öyle görüyorum. Evet. Mesela uluslararası anlaşmalar yapıyoruz. Bazen haber yapıyoruz hocam, çağırıyorsunuz. Uluslararası anlaşmalarınız da oluyor. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi öncelikle hani savunma sanayi konusu en çok gündemde olan evet. konulardan bir tanesi. Geçen 2 yıl evvel bizim hocalarımızdan Galip Aydın Hoca, bilgisayar mühendisliğinde doçent arkadaşımız, savunma sanayinden Değirmen isimli bir proje aldı. Evet. Bu projeyle üniversitemizde yapay zeka ve büyük veri laboratuvarını kurdu. Evet. Fevkalade büyük başarı. Şimdi o projenin etkilerine bakıyorum savunma sanayi başkanlığı nezdinde. Fevkalade pozitif. Ne kadar güzel hocam. Bundan 10 gün evvel yeni bir proje şeyi vardı, imza töreni vardı. Ankara'da katıldık. Benim doktora öğrencimin bir şirketi de bu projelerden birini aldı. Elazığlı bir arkadaşımız. O da esasında bir önceki projedeki başarının da kredisini kullanarak ikinci büyük bir projeyi aldık. 10 milyon liralık bir proje aldı. Dolayısıyla ve konsorsiyumun içerisinde yer aldı. Savunma sanayi gibi kritik teknolojileri üreten, Türkiye'yi gelecekteki yapay zeka çağını hazırlayan projeleri alan bir Fırat Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Daha önce hiçbir yerde konuşmadığımız bir başka bilgiyi sizinle paylaşayım. Kuliste konuşurken savunma sanayi imza töreninde bir arkadaşımız bize dedi ki en rahat çalıştığımız ya da en kolay çalıştığımız ya da en çok çalıştığımız ilk 5 üniversite içerisindesiniz Fırat Üniversitesi olarak.
İlk 5'teyiz hocam. İlk 5'teyiz. Evet. Yani 60. Yani bir çalışma yapmışlar. Evet. İlk 5'te görünüyorsunuz dedi. Bu fevkalade büyük bir başarı. Kesinlikle hocam. Şimdi birçok uluslararası projeye dahil oluyoruz. Çünkü böyle bir kültürümüz var bizim. Elazığ ili Avrupa Birliği projelerinde en çok proje veren ilk 10 şehir arasındaydı. Evet. Burada bir projecilik kültürü var. Tabii bu kültürü oluşturan birçok arkadaşımız, bunlara esasında teşekkür de şart. Bunlardan biri de rahmetli Nuri Hoca'ydı. Evet. Avrupa Birliği projelerinin yapılabilir olduğunu göstermek. Yapmak. Aslında ufuk meselesi de hocam bu. Evet. Hocamın ufku çok deryayı ummandı. Özellikle yurt dışında kaldığı süreç içerisindeki o Avrupa'yı da tanıdığı için hocam herkesine gidip görmesini isterdi. Yani tabii. O ufukla bu teknolojinin devamı sağlandı gibi. Şimdi bir konuyu hep altını çiziyorum. Bütün böyle fırsat olduğunda ben 4. rektörlük dönemini evet. geçiriyorum. Bütün rektörlerimiz için özellikle bu son 8 yıl içerisinde de tabii bir yoğunlaşma oldu bizim işlerimizde. Evet. Şunu çok net söylerim. Bizim çalıştığımız üniversite sanayi işbirliği, teknopark konularında akademisyenlerden giden taleplerin hiçbiri bizim üniversitemiz tarafından engellenmedi. Bunun için görev yapan bütün rektörlere teşekkür etmek gerekiyor. Evet. Ben birçok üniversitelerde bu konuların kişisel hale getirildiğini, problemli hale getirildiğini görüyorum. Bizde öyle bir Oysa şey ki bizde hiçbir vaka yok. Evet. Her şey fevkalade sistematik bir şekilde yönetiliyor. Genel idarenin size devamlılığı ve desteği de var. Öyle kesinlikle. Anlıyorum. Evet, evet. Yani ama bakışları çok pozitif. Evet. Tabii onun bir meyvesi oluyor. Onu da üniversite yönetimleri görüyorlardır. Kesinlikle hocam. Zaten bu meyveyi görürken de Sayın Rektörümüzü çağırıyorlar. Evet. Anlaşmalara beraber gidiyorsunuz. Birçok ödül aldı Sayın Rektörüm. YÖK ödülünü aldı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Evet. Başka ödüller aldı. Geçen Kazım Şahin hocamız evet. TÜBİTAK ödülünü aldı. Yani hocam, Fırat Üniversitesi'nde bunlar fevkalade değerli. Evet. Çalışma imkanının veriliyor olması, bizi onurla temsil ediyor olması evet. hocamızın. Evet, ne kadar. Ve bu yoğunluk içerisinde bir de başarıya imza atıyor olması. Evet, kesinlikle. Bir de destekliyor olması. Evet. Mesela siz bir proje için veya herhangi bir isteğin için gittiğiniz zaman hiçbir ben, zaman ben olumsuz bugüne olmamıştır. Kadar hiçbir proje teklifimle ilgili evet. rektörlükten olumsuz bir görüş almadım. Evet. Yani kendinizi ispat etmiş biri olarak diyelim hocam. Ama diğer hocalar için de aynı şeyi duyguyu görüyorum. Bu bizim kültürümüzle ilgili. Bir üniversite bir günde bir üniversite haline gelmiyor. Yani çevremizde bir sürü üniversite var. Evet. Bizim üniversitemizden de oralara giden hocalar oluyor. Konuştuğumuz zaman ya bu üniversiteye benziyor mu evet. sorusunu bir cevap gündeme veren, getiriyorlar. Kesinlikle hocam. Evet. Kesinlikle. Çünkü bizim kurum kültürümüz fevkalade pozitif. Devamlılık esas hocam. Bu evet. arada devamlılık esas. Bir de bir misyon var hocam. Yani bu misyon bana göre üniversitemizin belgeselini yapmış biri olarak bana göre akademideki o misyon kültürü sizin mühendislik fakültesi tarafından da devam ettirildiğini gördüm hocam. Şöyle bir şey söylemek lazım. 1950'lerden başlayan bir Elazığ'ın üniversiteleşme evet. süreci var. Elazığ'ın 1950'lerdeki vizyonuyla 2020'lerdeki vizyonunun üniversiteye bakış açısının eşit seviyede olup olmadığı konusunun bence tartışılması evet, gerekiyor. Kesinlikle hocam. 1950'lerde bu üniversiteye neler verilmiş hem de en verimli zamanında candan vermişler. Çok hocam, çok. Çok ciddi destek çok. Vermişler. 2020'lere geldiğimizde bu üniversite sadece bir şeyler vermesi beklenen halde mi duruyor? Evet. Şehrin bu bakış açısına evet. bence bir sorgulama yapması gerekiyor. Onunla ilgili çok büyük bir program yapmak lazım. Evet. Biraz vefasızlık var gibi öyle düşünüyorum. Ben öyle demek istemiyorum evet. ama konuyu bir tartışmak lazım. Evet.
bu kadar özelliği olan, bu kadar değerli ve yıllardır aynı standartta verimlilik sağlayan bir kurum. Evet. Ama insanlarımız da hak hocam, ettiği yerde olmalı. Bir de şu var, son 10-20 yıllarda hocam çok büyük bir göç verdi Elazığ. Evet. Göç de aldı. Bir kültür dejenerasyonu var hocam gördüğüm kadarıyla. O bizim Harput kültürünün yaşatan insanların birçoğu göç etti. O 50'lerdeki o şeyi bulamazsınız hocam. Onların verdiği destek, yani kurumlara verdiği, baktığı, devlete baktığı açıyla şimdiki insanların, halkın şeyi farklı. Öyle düşünüyorum. Genel Türkiye'de de şimdi o tabii biraz daha sosyal bilimcilerin bir konusu. Evet. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi, sesini duyuramayanların artık sosyal medya aracılığıyla sesini duyuruyor, evet, olması ve bizim duymak görmek istemediğimiz bir takım sesleri çokça görüyor olmamız. Evet. Seçicilikle de tabii onları seçiyoruz. Dolayısıyla moralimiz bozuluyor. Evet. Esasında bana sorarsanız Elazığ aynı Elazığ. Çünkü bir hazmetmek, bu kültürü hazmetmiş, oturtmuş. Evet. Bu yeni geleni de, farklı olanı da hazmedebilecek, onu da yoğurabilecek bir kapasiteye sahip. Evet. Bu sahiplikle beraber üniversiteyi de eğer birlikte kullanabilirsek, evet, çok daha iyi yerlere geliriz. Tabii Teknopark konusundan da uzaklaşmış olduk. Kesinlikle birazcık. Kesinlikle hocam. Yani bu aslında bilimsel çalışmaların tamamını herkesin destek görmesi lazım. Evet. Neden? Somut delilleri gördükçe halkın da buna sahip çıkması lazım. Ya işte bizim üniversitemiz bunu yapıyor, işte şu yani demek de lazım yani. Biz bunu nasıl katkıda bulunabiliriz demek de lazım. İş adamlarımızın katkısının olması lazım. Mesela Kayseri örneğini vereceğim hocam. Bir öğrenci gidip Kayserili bir iş adamından bir şeyler istiyorsa somut delillerini görmek istiyor. Onlarda da zaten var öyle bir potansiyel. Halk şeye sahip çıkıyor, hem üniversitesine hem öğrencisine. Sizin anlatmak istediğinizi zannederim. Tabii bu. Evet. Mesela bundan bir 7-8 yıl evvel bir hocamızla beraber Amerika'da Ohio State Üniversitesi'ne gitmiştik. Oranın mezunlarından biri Victoria's Secret'in sahibi. Peki üniversiteye ne yapmış diyeceksiniz. Hani çamaşır yapan birisi, evet, baktığınızda $200 milyon bağış yapmış. İşte. Çok büyük. Peki bizde bakıyorsunuz bu memleketin çocukları var. Artık belirli bir kapasiteyi aşmışlar. Adlarına bir atölye ismi vermek ister miyiz? İsteriz. İsteriz tabii. Evet. Evet. Ama verebildik mi? Hayır. Veremedik. Para istiyoruz. Evet. Hep esasında istiyoruz. Para istemiyoruz. Biz kendi gönüllerinden kopan haliyle katkı bilime, istiyoruz, toplumun sorunlarına, çözüme kendi vatanlarında, kendi üniversitelerinden destek istiyoruz. Sahip çıkmalarını istiyoruz. Yoksa o para hiçbirimizin ne eline geçer, ne cebimize girer. Kesinlikle hocam. Biz bunları toplum yararına kullanabilmeliyiz, kullanırız. Üniversite sanayi işbirliği de böyle başlar. Yani bir de inançlı bir toplum, evet, hocam. Onu da vurgulayalım hocam. Böyle bir, evet. Yani geri dönüşü olabilecek Rabbimden, öyle düşünmek lazım. Yani işte örneği bilerek verdim esasında, evet, Victoria Secret örneğini. Evet. Uç gibi görünüyor fakat bak, yaptığına bakıyorsunuz çok farklı. Çok farklı. Evet. Yani demek ki her şeyi devletten beklememek lazım. Kesinlikle. Bunun altını çizelim, evet, hocam. Evet, kesinlikle. Ben çünkü geçen yaptığım programlarda da o öğrencilerimizin yaptıkları prototipler çok yani büyük yapılmış olsa işte artık bizimkiler büyük düşünüyorlar. Yapay zeka ile düşünün hocam, sıfır atık projesi. Bunun firmaların, özellikle belediyelerin buna sahip çıkması lazım. Bakın ben size bu yapay zeka atık projesi, evet, ile ilgili proje ödül aldığı gün İbrahim hocamlara, evet, ve arkadaşlarıma söyledim. Size bir yıl ücretsiz ofis veriyoruz. İşte. Gelin şirketleşin. Ama henüz başaramadık. Evet. Çok önemli başka şeyler de var. Onlardan da bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi Boeing'in hekatonu vardı. Bizim teknoloji fakültemizden bir öğrenci arkadaşımız bu hekatonda arkadaşlarıyla beraber birinci oldu. Türkiye birincisi oldu. Ne kadar güzel hocam. Başka bir sürü yarışmadan ödül alan onlarca öğrencimiz var. TÜBİTAK'tan ödüller alan onlarca öğrencimiz var.
esasında cıvıl cıvıl, fıkır fıkır kaynayan bir üniversiteye sahibiz. İşte hocam ona geldim ben diyorum. Evet, inovatif bir üniversiteye sahibiz. Son 5 yıldır çok büyük bir hareketlilik var. Yani bu inovasyon kavramı bunu herhalde gerektiriyor. Sürekli hareketli. Bir de yeni jenerasyon hocalarımızın aslında danışmanlık yaptığı, yani bütün hocalarımız da aynı da hocam. Yani son jenerasyon hocalarımız bilime, teknolojiye çok daha yatkın. Yani bir bilgisayar önünde ama buna aynı zamanda birçok programı kullanabilme, birlikte öğrencilere yol gösterebilmekte diye düşünüyorum. Onun sonuçlarını da görüyorum. Ben size bir örnek vereyim. İsterseniz şöyle bir farklı boyuttan bakalım. Biz yanılmıyorsam 2004'lü yıllarda 13 bin civarında öğrenciye sahiptik. Evet. 650-700 tane öğretim üyemiz vardı. Şimdi 2020'ye geldiğimizde 46 bin civarında öğrencimiz var. 3 kat artmış. Evet. 2000 tane de yabancı öğrencimiz var hocam. 2000'in evet, üzerinde yani. O müthiş bir başarı. Kesinlikle. Ve gelecekte Elazığ'ı belki farklılaştırabilecek unsurlardan bir tanesi. Çünkü yabancı kültür bir şehrin gelişmesinin dinamiğidir. Amerika'nın gelişme dinamiğinden biridir. Peki şimdi az önce verdiğimiz rakamları Orta Doğu Teknik Üniversitesi için bakalım. 630 civarında öğretim üyesi, şimdi 950 civarında olsun. Evet. Yani %50 artsın. Öğrenci sayısı 3 kat artsın. Evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 2004'te de öğrenci sayısı 25 bindi. 2020'de de 25 bin. Öğretim üyesi sayısı da artmıştır. Şimdi öğretim üyesinin başına düşen yük sizce performansı nasıl etkiler? Çok etkiler hocam. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla üniversiteden beklenti, ama kalabalık bir üniversite olsun, şehrin beklentilerinin temelinde bu var. Evet, kalabalık bir üniversite olsun, kalabalık bir üniversite daha az personelle nasıl yüksek performans sağlar? Şimdi eğer biz 20 binlerde duran bir üniversite olmuş olsaydık, öğretim üyesi sayısını da paralel bir şekilde artırmış olsaydık, bugün muhtemelen onlu sıralarda bir yerde olacaktık. Bu nicelik ve nitelik konusunun performans çok etkilediğini bence mutlaka aklımıza yazmalıyız. Kesinlikle hocam. Ben o nitelik konusunda şöyle düşünüyorum. Her ilde bir üniversite oluştu biliyorsunuz. Ama ben şunu sorgulayabiliyorum. Hakkari'nin en iyi öğrencisi Hakkari'den mi okuyacak? Bir, hareketliliği yani. Bu çağda hareketliliği insanlar çok istiyorlar. Evet. Artık eskisi gibi köküne bağlı kalmıyorlar. Evet. Yetenek de mesela moda tasarımıyla ilgili işte bizim en uygun yerlerimiz İstanbul. Evet. Fakat İstanbul'da bile tasarım olarak dünya çapında tasarım ürünleri çıkartamıyoruz. Buna karşın işte Paris'te, İtalya'da, Milano'da, Torino'da gibi tasarıma çok uygun ekosistemleri olan, ortamları olan yerlerde bakıyorsunuz, çok müthiş tasarımcılar ortaya çıkmış. Bunlar fevkalade önemli. Sizin ekosisteminizi nasıl kurduğunuz, neyi hedeflediğiniz ve o hedefinize nasıl gideceğinizin planlama biçiminiz. Sonucunuzu da belirleyecek. Bu da Ar-Ge gerektiriyor hocam. Evet. Burada Elazığ istisnai şansa sahip. Bir bakın, potansiyel var hocam, müthiş. Evet, yani Elazığ'da şu anda yapılana hayır diyen yönetici tipi yok. Yok. Engelleyici, fren tipi bir yöneticimiz yok. Yok. Yani üniversiteden bahsetmiyorum, Elazığ'ın genelinden bahsediyorum. Şimdi eğer... Sayın Valimiz bile çok aktif hocam. Evet, düşünün. Necip Fazıl'ın söylediği gibi yüzüstü çok sürünün ayağa kalk Sakarya. Sakarya. Şimdi Elazığ... Çok yüzüstü süründü yani. Evet. Elazığ'ın şahlanma zamanı. Evet. Kesinlikle hocam. Onun için de nasıl benim üniversitemin öğretim üyeleri Türkiye'de ilk 20'de mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ilk 5'te olmayı gayet normal bir şey olarak görüyorsa, Elazığ da
şahlanmayı gayet normal bir şey görmeli. Kesinlikle. Ve ayağa kalkmalı. Siyasetçilerimiz de çok iş düşüyor hocam. Evet. Bu da ayrı bir konu. Onlar da evet. Üstüne düşeni algılıyor evet. Ve yapıyorlar bence. Yapıyorlar çünkü öz eleştiri yapan bir basınımız var aynı zamanda hocam. Konuya üzerine giden bir basınımız da var. Son yıllarda özellikle. Tabii onların içinde çok başarılı basın mensuplarımız var. Kesinlikle. Bakıyorsunuz. Konuyu çok ulusal medyada evet. Fevkalade. Evet. Yani burada basındaki patronlar da kritik. Evet. Yani istikrarlı bir şekilde yayıncılığı destekliyorlar. Evet. Sahada var olmaya çalışıyorlar. Karlı işler değil bu evet, işler. Kesinlikle. Ona evet. Rağmen onlara da hem takdir hem teşekkür evet, etmek yani gerekiyor. Yani yapılanı da fevkalade haberini yapıyorlar. Övüyorlar da. Ama yapılmayanları da öz eleştiriyle idarecilerimize sunuyorlar. Evet. Yani bu da önemli. Bu ne demek? Bir motor güç hocam yani. Motor güç olarak algılıyoruz. Dediğiniz evet. Gibi Sayın Valimiz bile bugün Elazığ'da olmamasına rağmen her konuda her desteği veriyor ve tanıtımla ilgili elinden geleni yapıyor hocam. Geçenlerde Binali Yıldırım Bey gelmişti. Üniversitede evet. De açılış yapmıştı. Evet. Daha sonra organize sanayide kendileri bir konuşma yaptılar. Konuşmada altını çizdiği bir şey vardı. Ben Elazığ'ı çok iyi tanıyorum dedi. Eşi de burada öğretmenlik yapmış. Onu da o konuşmadan öğrendim. Evet biliyorum. Evet. Binali Bey dedi ki elinizde bu üniversite varken buradaki insan kaynaklarını kullanmayı becerirseniz Elazığ çok farklı bir yerde olur. Ya. Dışarıdan biri de daha iyi görüyor hocam. Evet. En güzel. Bunu konuşmasının içerisinde 2 ya da 3 kez altını çizerek söyledi. Peki bu tür insanlar niye bir konunun altını 2-3 sefer çizerler? Bir şey görüyorlar. Görüyorlar hocam. Evet. Çünkü bu yörenin insanı hocam. Evet. Kendisi Erzincanlı olmasına bu yörenin de insanı. Bu yörenin insanı problemin nasıl çözüleceği, evet. Elinizde ne var? Evet. Kaynağı da biliyor. Akıllı uzmanlaşma dediğimiz bir kavram var. Bu akıllı uzmanlaşma bir bölgenin, şehrin gelişmesi için kanıta dayalı gelişmeyi ortaya koyuyor. Elinizde ne var? Elinizdekine bakacaksınız. Evet. Onun üzerinden bir gelişmeye hedefleyeceksiniz. Stratejilerinizi onun üzerinden evet. Oluşturacaksınız. Hocam tabii konu biraz dağıldı. Dağılmadı da aslında birbirine biz Teknopark'la kendi üzerimize düşen boyutunu yapıyoruz. Yapıyorsunuz hocam. Evet. Görüyoruz. Tabii bu firmalar ben hocalarımızın birçoğunun bu firmalara ortak olduğunu da biliyorum. Evet, bu yasal hakları bu zaten. Bu yasal hakları evet. Kar ediyorlar mı hocam? Gerçekten somut çıkan yavaş yavaş üretimlerden kar eden hocalarımız var. Hatta kendi yatırımlarını yapmak isteyen artık girişimci hocalarımız var. Evet. Yani birkaç milyon liralık bina yapmak istiyorlar teknopark alanı içerisinde. Biz de onları destekliyoruz. Dolayısıyla yani bu aşamaya geldik. Tabii bambaşka bir faza doğru gidecek. Evet. Gidilecek yolumuz çok. Eksiklerimiz çok. Ama bunların dengeli, akıl yorarak planlı bir şekilde sağlanması gerekiyor ki biz bakın Doğu Anadolu bölgesinde az önce DAP'ın araştırmasından söylemiştim. Endekste de birinci Doğu Anadolu bölgesinde en gelişmiş teknoparkı görünüyoruz. Evet. Bu çok net. Kesinlikle. Hani aynı şeyi sanayide söyleyemezsiniz. Evet. Ama teknopark olarak en gelişmiş teknopark görünüyor. Şunun altını çizmek lazım. Elazığlı bence çok ümit var olmalı. Çünkü OSB'de önümüzdeki yıllarda inanılmaz bir iş kapasitesi açılıyor. Üniversitemize de çok büyük iş düşüyor. Üniversite evet. Sanayi İşbirliği hocam ofisiyle birlikte ortak çalıştırmalarınız da var biliyoruz. Evet. Bu nasıl yani gidiyor? Sonuç nedir yani? Şimdi şöyle biz hep şunu söylüyoruz. Elazığ Fırat Üniversitesi birikimiyle tüm Türkiye'ye hizmet edebilecek boyutta. Nitekim bizim hocalarımızın üniversite sanayi işbirliği kontratlarının sayısı 50'leri buldu. Şehir olarak 13 farklı şehre hizmet ediyoruz. Ya. Eskiden bizim beklentimiz sadece Elazığ'a hizmet etmekken talep olmazsa arzınızın bir anlamı yok. Anlamı yoktur. Ama bu talep il dışından gelirse yakından bekliyorduk. Diyarbakır'dan bekliyorduk. Malatya'dan, Bingöl'den, Tunceli'den
Bunlardan olmuyor. İstanbul'dan oluyor, Ankara'dan oluyor, Mersin'den oluyor, İskenderun'dan oluyor. Bölgeye açtık onu. Her yere çok kolay ulaşabiliyoruz. İstanbul'a bir, yarın için bir iş planlayın. Yarın sabah İstanbul'dasınız, işinizdesiniz. Bir İstanbullunun kendi işine gidişinden daha kolay erişiyorsunuz. Ne kadar güzel hocam. Yani, evet. Yani ben geçenlerde bir program daha yapmıştım hocam. Mesela kişisel bazda bazı hocalarımızın hani icat dediğimiz, mucit dediğimiz, evet, özellikle teknolojiye veya inşaat sektörüne katkısı olan beton mukavemet cihazını uluslararası patent almış hocam. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. Cevdet Emin ikinci hocamızdan bahsediyorum. Doğrudur, doğrudur. Mesela bu da kişisel bazda çalışma yapan hocalarımızda var mı hocam? Var tabii. Evet. Çok başarılı hocalarımız var. İşte bu az önce bahsettim. 2019'da 20'nin üzerinde patent hizmet patenti olarak üniversite tarafından desteklendi. Bunların önemli bir kısmı esasında bu boyutta. Evet. Şimdi dünyada 170 bin civarında yapay zeka ile ilgili patent var. Türkiye'de bu sayı kaç diye, 170 bine kaç diye bir bakarsanız 30. 30. Mesela bunlardan bir tanesi Fırat Üniversitesi'nden. Bahsettiğiniz beton mukavemet cihazı, evet, Fırat Üniversitesi'nden. Hayvanlardaki memede koagülasyon cihazı Fırat Üniversitesi'nden. Birçok pH ölçen patent Fırat Üniversitesi'nden. Başka hocalarımızı şimdi teker teker saymak olmuyor. Çok önemli, çok değerli, evet, şeyler var, çalışmalar var. Tabii burada kültür kritik bir unsur. Hocaların bu ürünleri nasıl pazarlayacağını, evet, evet, öğrenmeleri gerekiyor. Ya da buna has profesyonellerle çalışıyor olmamız gerekiyor. Buna da henüz yeterince enerji sarf ettiğimiz söylenemez. Çünkü bunun için çok 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 nitelikli elemanlar gerekiyor. Kaynak ayrılması gerekiyor. Bu Türkiye'nin de bir eksiği. Kesinlikle. Fırat Üniversitesi'nde eksiği, Fırat Teknokenti'nde ciddi bir eksiği. Hocam o zaman şöyle yapmaları lazım hocalarımızın, daha doğrusu bu çalışmayı yapan hocalarımızın İktisat Fakültesi hocalarımızdan birilerini pazarlama hususunda ortak etmeleri lazım yani. Bu da bir yani belki yardımcı olacak diye. Şimdi girişimcilere hep şey söylenir. Evet. Bir teknik girişimci olur. Evet. Bir de hakikaten sosyal girişimci olur. Pazarlama yapabilir, satış yapabilir, gider, konuşur, yılmaz. Genelde teknik işi başaran kişinin bu yetenekleri sınırlı olmuş oluyor. Kesinlikle. Yani adı geçen hocalarımızın birçoğuna birçok teklifler geliyor. Evet. Başka hocalarımız da var. Yatırım teklifleri geliyor. Bizim aracılığımızda da gitti. Parayı az buluyorlar, reddediyorlar. Ondan sonra başarısız olduk diyorlar. Ve işlerini kapatıyorlar. Cesaretsizler o zaman, öyle diyelim. Şimdi bu parayı tanımak, yani size 50 bin euro verildiği zaman bunun esasında 350 bin liraya yakın bir para olduğunu anlamak. Evet. Bunun çok önemli bir şey olduğunu, evet, ve bunun sıfırdan çok büyük bir rakam olduğunu bilmek bir başka şey. Evet. Yani şunu söylüyoruz hocam, bilgi tam olarak bilgi eşittir para diyemiyoruz. Yani bunun için mekanizmaya ihtiyaç var. Evet. Peki oranlar neler? Oranlar binde birler, milyonda birler. Yani her yerden bir Google çıkmıyor, her yerden bir Facebook çıkmıyor. Yani belki bir başka programda da bunu konuşabiliriz. Evet. Çin'in Silikon Vadisi'ne yaklaşımını sizinle konuşmak isterim ama İnşallah hocam. Bilemiyorum zamanımız var mı? Şu anda zamanımıza bakıyorum hocam, bitmek üzere. En son olarak da ben hocam, Teknoparklarda Türk Standartları Enstitüsü'nün bir bürosu var mı? Yani bunu TSE kavramlarına nasıl... Şimdi bizde kalibrasyon laboratuvarı var biliyorsunuz. Evet. Bu daha ziyade laboratuvarlardaki cihazların, ölçüm cihazlarının doğru ölçüp ölçmediğini kontrol etmek için. Burada Türk Standartları Enstitüsü'nün bünyesinde de kalibrasyon cihazları var. TÜRKAK'ın akredite ettiği laboratuvarlar var. Ama belki sizin sorunuzu şöyle anlayarak cevaplasak nasıl olur? Türk Standartları Enstitüsü bir takım standart hizmetlerini vermek için Fırat Üniversitesi'ndeki laboratuvarları kullanmak istiyor. Evet.
TSE Başkanımız Adem Hocam, Sayın Rektörümüz ziyaret ettiğinde de bu taleplerini söylemişti. Bizim üniversitemizde Mehmet Yılmaz ve Kürşat Alyamaç hocalarımız aracılığıyla üniversitemizdeki belli laboratuvarları bu konuda hazırlıyorlar. Yakında standart hizmetlerini verebilecek belirli laboratuvarlarımız olacak üniversitede. Akredite biz de, edilecek yani. Biz de evet kendi kalibrasyon laboratuvarımızı akredite ederek önümüzdeki yıldan itibaren hizmet vereceğiz. Ne kadar güzel. Hocam son olarak söylemek istediklerinizi alayım ben. Çünkü programımızın sonuna geldik. Şunu net olarak söylemek lazım. Az önce işte konuşmanın başında bahsettik. Türkiye'deki teknoparklar devletin kendilerine sağlamış olduğu bütün hibe miktarının 20 katından fazlasını devletine kazandırmış durumda. 4 milyar dolara yakın bir ihracat, en az o kadar bir ithal ikamesi, yani artık üretiyor olduğunuz için dışarıdan gelmiyor. Yatırılan her paranın, verilen her teşviğin yaklaşık 20 katını teknoparklar devletine geri ödemiştir. Evet. Fevkalade başarılı bir kurum. Bütün beklentiyi oraya yıkarsanız, teknopark üzerine yıkarsanız, o zaman bu gerçekçi bir beklenti olmaz. O zaman hayal kırıklığı oluyor. Evet. Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojinin %3'ün altında olduğunu, esas katma değerin de burada olduğunu, bunun için de gitmemiz gereken çok yol olduğunu, üretim. Gençler için de bu kadar fırsatlarla dolu bir dünya olduğunu böyle gururla söylemek isterim. Kesinlikle. Yani o gençlerin yerinde olup o 50 yılı, 60 yılı coşkuyla, mücadeleyle yaşamak isterim. Evet, ne kadar güzel hocam. Yani bir kurumun başındasınız ve bu kadar da büyük bir ivme kazanmış özellikle teknokentimiz. Ve tabii ki üniversitemize de çok büyük katkılar oldu. Yıllar önce konuşulduğu zaman acaba bu nedir diye söyleniyordu. Evet, ama şimdi gururla anlatabiliyoruz. Kesinlikle üniversitemizde de büyük bir nitelik, hani açısından söylüyorum. Evet. Marka bilinirliğimiz çok yüksek. Evet. Fırat Teknokenti olarak marka bilinirliğimiz inanın fevkalade yüksek. Ne kadar güzel hocam. Bizim camia içerisinde. Evet, kesinlikle hocam. Bir başka programda inşallah hocam daha geniş memnuniyetle. Çin Silikon Vadisi'ni konuşmak isterim. Kesinlikle hocam. Bizde de bir Silikon Vadisi mutlaka oluşmalı. İnşallah. Biliyoruz evet Gebze'de bir şeyler oluyor ama henüz daha bilişim vadisi anlamında. Bilişim o da doğal olmayan yollarla yapılıyor. Evet. İnşallah evet, üniversitemiz birçok bilime olan katkısında faydasını da gördük hocam. Bu yarışmalar sonucunda büyük tanıtımlar da oldu. Yani o önemli hocam. Evet. Onlara verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Evet sevgili seyirciler, üniversitemiz Fırat'ın da sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz üniversitemizde öğretim üyesi bulunan, aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Erhan Akın hocam. Aynı zamanda Teknokent Genel Müdürü'ydü. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.